Herkese selamlar. Ben fehmiuyar.net'in editörü. Bugün sizlerle tarih eğitim setimizin 74. dersiyle birlikteyiz. Küreselleşen Dünya, bölüm 25. SSCB'de değişim rüzgarları, nedenleri neler? Mihail Gorbaçov'un 1935'te liderliğe gelmesi ve mevcut yönetim anlayışını değiştirmek isteyen biri olması. Ayrıca SSCB'nin artık komünizmin süresini doldurmuş olması. Zaten komünizm o kadar da iyi bir sistem değildi. Tabii kapitalizm de bir şeytan ve şeytan SSCB'yi de ele geçirecekti. İlk hedefi siyasal iktidarın ve devlet yapısının değiştirilmesiydi. Komünist iktidarı demokratik uygulamalarla halka yaklaştırmaya amaçladı. Bu yüzden iki tane politika güttü Gorbaçov. Bunlar ne? Glasnost, saydamlık ile Perestroika, yeniden yapılandırma. Glasnost, saydamlık ne? Gorbaçov'un uyguladığı bu politikanın amacı toplumun her düzeyinin katılabileceği bir tartışma ortamı yaratmak. Gorbaçov halkın seçtiği Halk Temsilcileri Kongresi'ni kurdu. Böylece halk ilk kez devlet yönetimine katıldı. Perestroika, sosyalist sistem işlemez hale gelince Gorbaçov ekonomiyi serbestleştirmek istedi. Amaç devleti hantallıktan kurtarmak, kaynakları ekonomik refah için kullanmak ve ABD ile silahsızlanma anlaşmaları yapmaktı. Görüyorsunuz Gorbaçov'u sol üstte. Perestroika ve Glasnost reformları SSCB'nin dağılmasında etkili oldu. Mihail Gorbaçov 1991'e kadar ülkeyi yönetti. Sonra görevimi kaygı içinde ama umutla bırakıyorum. Herkese iyi şanslar diliyorum diyerek istifa etti. Bu politikalar başarıya ulaşamadı. 1889'da Afganistan'dan çekilme kararı SSCB'nin süper güç imajını zedeledi. 1990 yılında Nobel Barış Ödülünü kazanan Gorbaçov, 2005'te Point Alpha ödülüne layık görüldü. Niçin Nobel Barış Ödülünü aldı? Çünkü savaşlara karşıydı, nükleer silahlara karşıydı. Bu yüzden Nobel Barış Ödülü verildi. SSCB füzeleri ABD'ye ulaşmadan lazer ışınlarıyla havadan vurmayı hedefleyen Yıldız Savaşları projesini ortaya koydu. Bu projeyi ortaya bırakan ABD'ydi. Gorbaçov, ABD Başkanı Ronald Reagan ile yaptığı görüşmelerde ABD'yi bu projeden vazgeçirmeye çalıştı. Artık iş paranoyaklığa varmıştı. Ve Mihail Gorbaçov şunu söyledi. Nükleer savaş politik, ekonomik, ideolojik veya başka herhangi bir gayenin amacı olamaz. Nükleer savaş saçmadır. Ne kazananı ne kaybedeni olacaktır dedi ve çok da haklıydı. Bugün bir nükleer savaş olursa arkadaşlar her devlet yok olma eşiğine gelir. Bu savaşın içerisinde olan devletler kastediyorum. Stanislav Petrov'u görüyorsunuz solda. Rus füze erken uyarı sisteminde ABD'den SSCB'ye 5 adet füzenin gönderildiği bilgisi üzerine SSCB saldırı hazırlığı başladı. Petrov bunun füze değil, güneş ışığı yansıması olduğunu söyleyerek dünyayı büyük bir yıkımdan kurtarmış oldu. Petrov 2004 yılında Dünya Vatandaşı ödülüne layık görüldü bu davranışından dolayı. Bu Rus asker dışında Türklerden de bazı dünya vatandaşları var. Bunlar kim? Nazım Hikmetran, Hasan Doğan ve Barış Manço. SSCB'nin dağılması 11 Mart 1991'de SSCB'den ilk ayrılan devlet Litvanya oldu. Ayrılan ilk Türk devleti ise Azerbaycan. Akabinde Gürcistan, Estonya, Letonya, Ukrayna, Beyaz Rusya, Moldova, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Ermenistan, Türkmenistan ve Kazakistan ayrıldı. En son kalan Rusya Federasyonu oldu. Bu devlet de SSCB'nin varisi oldu. Rusya Federasyonu Başkanı Boris Yeltsin hemen sol SSCB'nin dağılması yasının solunda bulunan arkadaş. Boris Yeltsin, Mart 1991'de Gorbaçov'un istifasını istedi. Gorbaçov istifa etti. Comecon ve Varşova Paktı dağıldı. Bu devletten ayrılan Türkiye devletlerinin hepsini ilk tanıyan devlet Türkiye oldu. SSCB'de bu olaylar olurken 1990 yılında Doğu ve Batı Almanya birleşmiş. 1989'da Çekoslovakya'da kansız bir şekilde Çek Cumhuriyeti ve Slovakya olarak ikiye ayrılmıştı. Kadife devrimi dediğimiz bir devrim var. Çekoslovakya'da gerçekleşti 1989 yılında. Kansız gerçekleşen bu devrimle Çekoslovakya demokrasiye geçti. 1993'te Çekoslovakya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya olarak ikiye ayrıldı. 2016'da ise Çek Cumhuriyeti adını Çekya olarak değiştirdi. Kadife devrimini de bilin yani nerede olduğunu. Bağımsız olan Türk Cumhuriyetleri, Azerbaycan. 1991'de SSCB'den ayrılan ilk Türk topluluğu, Azerbaycan 1918'de Mehmet Emin Resulzade önderliğinde bağımsızlığını ilan etmişti. Mehmet Emin Resulzade'nin İstiklal Mefkûresi ve Gençlik, Asrımızın Siyavuşu adlı eserleri var. Mustafa Kemal, Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kaderi bizim kaderimizdir dedi.
Ancak SSCB Azerbaycan'ı işgal etti. 1991'de seçimleri kazanan Ayaz Muttalibov oldu. İkinci Cumhurbaşkanlığı seçimini ise Ebulfez Elçibey kazandı. Sağ altta görüyorsunuz. Latin alfabesini kullanıyor. Peki Ebulfez'in şu sözüne dikkat etmenizi istiyorum. İki kardeşin yan yana ayrı devletler kurduğu nerede görüldü? Kısa zamanda birleşmeliyiz sözü pahalıya mal oldu Ebulfez Elçibey'e. Bütün Azerbaycan yolunda altta eseri var. Ebulfez Türkiye ile Azerbaycan'ın birleşmesini daha uygun görüyordu. Gerçekten de güzel olurdu diye düşünüyorum. Fakat Ebulfez böyle deyince Batı, Rusya ve diğer devletler hemen araya girdiler. Karanlık güçler Ebulfez Elçibey'e darbe yapılmasını sağladı. 1993'te Azerbaycan'daki hainler Ebulfez'e darbe yaptı ve Nahçıvan'a sığınmak zorunda kaldı Ebulfez. 1993'te 3. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Haydar Aliyev kazandı. Haydar Aliyev döneminde BDT'ye üye oldu Azerbaycan, Bağımsız Devletler Topluluğu. Haydar Aliyev'in biz bir millet, iki devletiz sözü var. Yani Ebulfez'in aksine biz birleşmeyeceğiz, biz bir millet, iki devlet kalalım. 4. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev oldu, halen görevdedir. Başkenti ise Bakü'dür Azerbaycan'ın. Dağlık Karabağ sorunu haritada görüyorsunuz. 1988'de Dağlık Karabağ yönetimi Ermenistan'a bağlanma kararı aldı. Moskova bunu reddetti. 1992'de Ermeniler Nahçıvan'a saldırdı. 1992'de Ermeniler Azerbaycan'ın Hocalı kasabasında katliam yaptı. 1993'te ise Ermeniler Azerbaycan topraklarının yaklaşık %25'ini işgal ettiler. 1993'te Azerbaycan Bağımsız Devletler Topluluğu'na üye olma kararı aldı ve Ermenistan saldırıları durdurmak zorunda kaldı. Belki de Azerbaycan'ın Bağımsız Devletler Topluluğu'na üye olması için Ermenileri kışkırtıp Azerilerin üzerine saldılar. Ama tabii bence o yıllarda Türkiye'nin Azerbaycan'a yardım etmesi gerekirdi. Niçin yardım etmedi bilmiyorum. Kazakistan ilk devlet başkanı Nursultan Nazarbayev, Şangay İşbirliği Örgütü ve BDT'nin üyesi, gönüllü olarak Semey nükleer tesisini kapatan ilk ülke oldu. Kazakistan-Türkiye ortak üniversitesi olan Ahmet Yesevi Üniversitesi'ni açtılar. Başkenti Astana. Kırgızistan ilk Cumhurbaşkanı Asker Akaya, Türkiye-Kırgız ortaklığı ile 1995'te Manas Üniversitesi açıldı. Cemile, Selvi Boylum, Al Yazmalım, Toprak Ana, Gün Olur Asra Bedel vesaire eserlerini yazan Cengiz Aytmatov bu devlette yaşadı. 2005 yılında Lale Devrimi oldu. Başkenti Bişkek. Altta Asker Akayev'i görüyorsunuz sağda. Solda ise Nursultan Nazarbayev'i görüyorsunuz. Özbekistan, hemen yukarıda İslam Kerimov var. İlk cumhurbaşkanıdır. Latin alfabesini kullanıyor. Başkenti Taşkent'tir. Bu Türkü cumhuriyetlerinin ilk liderleri bağımsız olduktan sonra başkentlerini ve bugünkü liderlerini bilmeniz çok iyi olur sınavda sizin için. Ben şu anki liderlerini yazmıyorum çünkü bu sınav, ben bu seti hazırladığımda 2018 Eylül ayı şu anda. Daha sonra siz izlediğinizde bir yıl sonra değişeceği için ya da değişebileceği için şu anki liderlerini pek verme taraftarı değilim. Bunları siz bilin. Tacikistan Türk değil, buna dikkat edin. O Müslüman bir devlet. Tacikistan Müslüman bir devlet ama Türk bir devleti değil, bunu bilin. Türkmenistan. İlk devlet başkanı Safar Murat Niyazov, hemen sağda görüyorsunuz. Orta Asya'da en büyük doğalgaz rezervine sahip ülkedir. Latin alfabesini kullanıyor. Başkenti ise Aşgabat'tır. Takım, Avrasya Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri Teşkilatı anlamına gelir. Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Moğolistan devletlerinden oluşur. Temeli 2011'de Ankara'da atıldı. Karargahı da Ankara'dır. Bağımsız Devletler Topluluğu BDT, 1991'de Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya ve Ukrayna SSCB'nin sona erdiğini ilan edip Bağımsız Devletler Topluluğu'nu kurduklarını açıkladılar. SSCB'yi oluşturan 15 devletten 11'i Kazakistan'ın Alma-Ata şehrinde zirve toplantısı yaptı ve Alma-Ata deklarasyonunu yayınladılar. Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Moldova, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Ukrayna üyeleridir. Türkmenistan 2005'te ayrıldı ve halen gözlemci olarak katkı sunmakta. 1993'te katılan Gürcistan, 2008 Güney Ossetya Savaşı sonrası ayrıldı. Biliyorsunuz Rusya Gürcistan'a saldırdı. Güney Ossetya Savaşı denilen bu savaştan sonra Gürcistan ayrılıyor. Ukrayna ise 2014'te Rusya Kırım'ı ilhak edince ayrılıyor. Şu an BDT'nin 9 üyesi bulunmakta. Nedir bu BDT?
Bu ülkeler birleşiyor, tek bir devletmiş gibi dış politikada hareket ediyorlar. Böylelikle bir konfederasyon şeklinde bir bağlılık oluyor birbirlerine. Yani birbirlerini koruyorlar da diyebiliriz. Şangay Beşlisi 1996'da Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan kurdu. Kurucularını bilmeniz önem arz ediyor. 2001 Özbekistan'da gelince Şangay İşbirliği Örgütü adını aldı. 2017'de Hindistan ve Pakistan üye oldu. Dikkat! Çoğu kaynak henüz kendini güncellemedi. Fakat 2017'de Hindistan ve Pakistan'da Şangay Beşlisi'ne üye oluyor. Tabii ki yeni ismiyle Şangay İşbirliği Örgütü'ne. Türkiye ve Azerbaycan diyalog ortağı. Afganistan, Moğolistan, İran, Belarus ise gözlemci devletler. TİKA, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı. Gelişmekte olan ülkelerle işbirliği yapmak, Türkçenin kullanım alanını yaygınlaştırmak, ortak tarihi ve kültür varlıklarını korumak için kuruldu. Merkezi Ankara, 1992'de Dışişleri Bakanlığı'na bağlı bir teşkilat olarak kuruldu. Şu an Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 2018 itibariyle. 1993'te Ankara'da TİKA'nın davetiyle Alfabe İmla Kurultayı yapıldı. Bu kurultayda Türkiye Cumhuriyetlerin tek bir alfabede birleşmesi gerektiği kararının alındığı kurultaydır. Süleyman Demirel bu kurultay için 200 yıl gecikmiş bir kurultay dedi. Bu derslik bu kadar yeter. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.